Gergin geçen maçın sonunda Hikmet Karaman maçı sıcağı sıcağına değerlendirdi. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı sonrası Hikmet Karaman'la beraberiz. Son atılan 19 golün 8'inde pay sahibi olan 2 golcünüz yoktu. İkisi de yoktu. Yani tabii Holosko da orada belki Tevfik ama baktığın zaman iki tane uzun stoperleri var. Orada hem hava topunda hem mücadele gücü. Ki 90 dakikanın sonunda bakıyorsun en çok koşan 12 küsur kilometre ile de Holosko. Ama iki tane pozisyonu var. Birini çıkarabilir. Hatta ikisini iyi çıkarabilir. Birini dışarıdaki koraya çıkarabilir. Diğerinde iki kişi geliyor bizden kaleye vurduğu top var. Yani orada onun gibi milli takım bir oyuncusunun, daha deneyimli bir oyuncunun daha etkili düşünebilir. Daha etkili düşünebilir. Şimdi bir de iki tane kırmızı kart var yani. Kırmızı karttan sonra Beşiktaş'ın bir tane net pozisyonu yok. İki kırmızı karttan sonra bir tane pas yapıyorlar, sağa sola veriyorlar. Orta biz hep kalabalığız, Beşiktaş'tan bir tek Dembaba var. Yani biz zaten dışarıda onlara müsaade ettik alsınlar diye. Çünkü iki eksiyiz. Daha çok merkez bölümünü kapattık. Fakat şanssızlık. Obranyak'ın eline değdi. Büyük şanssızlık. Maçın son 2-3 dakikası. Bir de şunu da tabii insanlar bilmiyor. Kadro sıkıntısı. İki oyuncuyu alamıyorsun. Şimdi Murat Duruer ameliyattan bitti. Sakatlığı geçti. Daha yeni katıldı. Engin 15 gün yoktu. 10 günün üstünde yoktu. Belçika'ya gitti. Geldi. Allah rahmet eylesin. Babası öldü. Onunla uğraştı. Ali Adnan Asya Kupası'ndan geldi. Zaten bizim orada merkezde oyuncuya ihtiyacımız var. 6 veya 8 numarayı oynayacak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Sercan'ı sağ beke çektiğimizde gayet de iyi oynadı. Hem Gökhan Töre'ye başarılı oldu. Zaman zaman bindiren mesela biz bir Mersin maçını seyrettik Beşiktaş'ın. Mota müthiş ofensif oynuyordu. Şimdi bakıyorsun Mota'nın doğru dürüst çıkışı yok. Gelemedi. Keza Gökhan Töre de bu maçta çok aynı güzel şekilde. Ama onların birini karşısına Eren geliyor. Yani oyuncularımız bana göre iyi mücadele etti. Bu maçın sonucu bu olmamalıydı. Bir de ben gerçekten sizi tebrik etmek istiyorum. Maç sonu açıklamalarınız için iki kırmızı kart ve bir penaltı görmüş takımın hocası olarak mikrofonlar size uzatıldığında ben açıkça söylemek gerekirse biraz isyan edeceğinizi falan düşündüm ama özellikle maç sonu basın toplantısında da ben izledim sizi, dinledim daha doğrusu. Orada da çok önemli bir noktaya denk geldiniz. Eğer bu maçta hakemi bahane edersek biz gerçek sonuca ulaşamayız, gelişemeyiz dediniz ki bunu yapan çok az teknik direktör var. Çünkü çok doğru bir nokta. Gerçekten baktığınız zaman biz sıcağı sıcağı değil tabii ki 2-3 göz baktıktan sonra görüyoruz. Kırmızı kart haklı diyebiliriz. İkisi de haklı. İkisi de haklı. İkisi de haklı. Bunu şimdi bak Orhan, eğer biz burada tabii oyuncularımızı kamuoyuna atma diye böyle bir düşüncemiz yok. Biz gelişmek istiyorsa, oyuncu gelişmek istiyorsa doğruları söyleyeceğim. Bir, doğru ne? Koray'ın yediği kırmızı kart. Benim oyuncum, ben Koray'ın arkasındayım. Olabilir, hata yaptı ama bu hatadan ders çıkaracak. Neyi çıkaracak? Sağ bek oynuyorsun. Baskıyı kırmızı kart gördüğün yer neresi? Rakibin sol beki. Yani bizim üçüncü bölgemiz. Defans, orta saha, rakip alan. Rakip alanda bir kere bize tehlike var mı? Sağ bek oynuyorsun. Tehlike yok. Ya adama blok yap. Bitti. Adam bir tehlikeli pozisyona gelmiş değil. O topun ta bizim ceza sahasına gelebilmesi için ya adam uzun oynayacak ya da en az 6-7 pas yapacak ki oraya gelsin. Adama niye öyle giriyorsun? Kontrolsüz giriş. Kırmızı kart. Kıvanç. Kıvanç benim çok güvendiğim oyuncu. Ki geçtiğimiz hafta ben çok beğendiğim için haftanın 11'ini aldık. Çok da iyi oynadı. Çok da kendini geliştirdi. Maçın başında sarı kartı yedin. Ben seni oyundan alamıyorum. Çünkü o pozisyonda oyuncum yok. Sana inanıyorum. Belki sarı kartı var. Aman dikkat edelim. Oyundan alalım desek. Hani bir faul de kırmızı kart yese. Rakibe faul yaptı kırmızı kart yese. Biraz kendimi de şey yaparım. Ya sorgularım. Niye oyundan almadın? Hakeme itirazdan sen takım kaptanısın. Kırmızı kart görmeyeceksin. Hakemin Çaykur Rizespor aleyhine iki kırmızı kart çıkartıp bir penaltı verdiği karşılaşmanın sonunda Hikmet Karaman, hakem Cüneyt Çakır hakkında bakın neler söylüyor. Cüneyt Çakır, şimdi bütün oyuncular şunu bilecek ya, Cüneyt Çakır Türkiye'nin en iyi hakemi. Avrupa'nın en önemli hakemi. Doğru mu bu? Doğru. Hata yapsa da Cüneyt Çakır, hatalı karar verse de, hatalı kırmızı kart gösterse de, hatalı sarı kart gösterse de bu ülkenin en önemli hakemlerinden biri mi? Avrupa'da belli bir
ilk 5'in ilk 6'nın arasında hakemlerden biri mi? Affetmez ya, hata yapsa dahi sana kırmızıyı gösterir. Bir kere tedbirli olacaksın. Bunları niye söylüyorum? Oyuncularımızı geliştireceğiz ya. Aman bunları söylersek o darılır, bu küser, bu antrenörlük şeyini kaldırmamız lazım artık. Hepimiz için geçerli bu. Bunları söylerken de oyuncularımızın arkasındayız. Oyuncularımızın arkasındayız. Ama hatalarımızı da bileceğiz. Beşiktaş'a karşı sen bırak 2'yi 1 eksik oynayamazsın. Şampiyonluğa oynuyor. Bak Atiba'yı hamle gücü yapıyor. Kerim Fıray'ı yapıyor. Daha dışarıda bir sürü hamle gücü yapacak oyuncuları var. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Zaten 4 oyuncunun Asya Afrika Kupası, 2 tanesi ameliyat olmuş. Hiçbir hazırlık kampını geçirmemiş. Birinin Allah rahmet eylesin babası ölmüş, 10 gün yok. Gitmiş. Önce ağır hastaydı. Komadaydı. Belçika'ya gitti. Allah rahmet eylesin Engin kardeşimizi. Serbest bıraktık. Yani Murat sakatlıktan ameliyat yeni çıktı. Ya şimdi zor durumdayız. Bütün bunları bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Onun ötesinde bu kadronun, o 9 kişinin, ortada oynayan 8 kişinin hakkı asla ve asla bu değil. Yediğimiz penaltı golü. Bu golü çalıştık. Biz onu göstermiş hem olacağız. Çalıştık. Hem sahada Ahmet Hoca çalıştırdı. Penaltıdan gol yer kaleci. Burada eleştiri yapamayız asla. Ama Dembaba'da şunu biliyoruz. Neyi biliyoruz? Dembaba önce kaleciyi bir köşeye yatırıyor. 3 penaltısının ikisini kalecinin soluna vurmuş. Bir tanesini sağına vurmuş. Ve çok yumuşak vuruş yapıyor. Yani kaleci yatmazsa, yatmadığı an karşısındakini, Dembaba'yı tedirgin edecek. Ve o gelen yumuşak topu da kurtarma şansı olabilir. Olur demiyorum, olabilir. Serkan erken yattı, sağa yattı. O da boş kaleye gol attı. Orhan bir örnek, Ankara gücündeyim. Ankara Spor'la maç oynuyoruz. Emre, stoper Emre, ben de o zaman. Ankara Spor'da da Jaba var. Jaba ile Emre bir pozisyon. Tam 3 metre gözümün önünde. 3 metreye bir pozisyon var. Hakem faul çaldı. Jaba kendini yere attı, hakem faul çaldı. Ben de çok sinirlendim. Jaba kaka ya, niye numaradan kendini yere atıyorsun dedim. Akşam analizi yaparken bir baktım Emre acayip faul yapmış. Görememiş. Emre bir faul yapmış Jaba'ya. Yine gözümün önünde ya. Görememişim. Bu bana ders oldu. Orada Jaba'yı suçluyorum. Kalk numaradan yere yatma diyorum. Ama gerçeğini gördüğün zaman şimdi bazı konularda erken konuşuyoruz. Tespit etmeden konuşuyoruz. Şimdi buradaki Koray'ın pozisyonunda o kadar yakınım ki. Ama böyle kırmızı kartonun daha başka bir şeyi yolu yok ya. Kurtuluşun yok. Peki yeni transfer çok etkili gözüktü. Yarım saat girmesine rağmen gerçekten iyi bir oyuncu bulmuşsunuz diyebilirim. Tebrik ediyorum kesinlikle. Şimdi iki oyuncumuz da benim daha önceden tesadüf gittiğim yerlerde seyrettiğim oyuncular. Ve o oyuncularla ilgili olumlu dosyamda isimleri var. Defterinizde var daha doğrusu. Daha önceden evet. Defter orada. Dün bakmıştım. 2004'ten tut bugüne kadar gittiğim maçların işaretlediğim her oyuncunun oyuncuyla ilgili fikirlerim var. Teklifler geldiği zaman biz de bu oyuncularla ilgili olumlu konuşuyoruz. Tabi burada bizim yöneticimiz Koray Bey'i de, başkanımızı Metin Bey'i de onlara da teşekkür ediyorum. Biz fazla oyuncu almaktansa takıma katkı yapacak oyuncu almak çok önemli. Keşke oyuncumuz daha önce gelseydi de bir hafta takımdan. Şimdi bakın burada da Türk futbolu kendini sorgulamalı. Son gün yaptık biz. Kampa katılamadı herhangi bir yere katılamadı. Son gün. Şimdi daha önce gelmiş olsa geldi, gitti, bir daha geldi. Yani İrlanda'ya gitti. Önce geldi. Sonra bir daha gitti. Bir daha geldi. Kaç idman yaptı sizinle? Çok az galiba. Bir idmana çıktı. O da öyle. Bir de çocukla konuştum. Hatta ben onu oyuna sokmadan ikinci yarı 46. dakikada çağırdım. Lafa ne diyorsun dedim. Kaç dakika oynayabilirsin? Çok net söyle yalnız dedim. Çünkü oyun öyle bir şey ki oyuna girip de 10 dakika sonra bitip dışarı gelme yani. 30 dakika oynarım dedi. 30 dakika oynarım. Kaliteli oyuncu olduğunu da gösterdi. Sakatlar hakkında durumu, mesela Deniz Kartal'ın durumu. Ya bizim çünkü büyük sen Deniz. Daha önce biliyorsun sen. Sizle beraber çok ciddi takip eden birisin. Deniz daha önce
Futbolu bıraktı. Yani 6 ay sakatlandı, 6 ay sonra futbolu bıraktı. Şimdi tabii biraz o eski sakatlığının bir şeyi var, onun için dinlendiriyoruz. Yoksa tamamen kaybedebiliriz. Deniz bir de aslan gibi bir çocuk yani. Gelir burada ölümünü oynar. Koparır bir tarafını oynar. Öyle bir huyu da var. Ama biz oyuncumuzu yani lig sonuna kadar takıma katkı yapacak olumlu bir şekilde kullanmak istiyoruz. Sizinle de beraber çok ciddi bir çıkış içerisinde. O iyi pozisyonunu forvet arkası gibi iyi oynadı yani. İyi oyuncu. Bundesliga oyuncusu. Bundesliga oyuncusu hep iyidir. Bundesliga oyuncusu takıma katkı yapar. Orhan. Katılıyorum hocam. Bundesliga kim olursa Bundesliga. Birinci Bundesliga'daki her oyuncu Türkiye'de gitti her takıma katkı yapar. Ben şahsen Türkiye'nin Asya, Afrika oradan buradan oyuncu almalarına karşıyım. Gidi Avrupa'dan alın ya. Üstelik çok da ucuzlar aslında. Avrupa. Katkı yapıyor. Bir de gidiyor 3 saat, 2,5 saat, 2 saat gidip geleceği yer. Kesinlikle. 14 saat, 16 saat. Oyuncu zaten önceden oyunculara kızıyorduk mesela bu yılbaşı tatillerinde Orhan. Şu gün geleceksin diyordum. İşte geçen de ben Arjantin'e gidip geldim. Ya bir kere 2 gün sadece yol için vereceksin gidiş. 2 gün sadece dönüş için vereceksin 4. 4 gün de orada vereceksin adama 8 gün vermek zorundasın. Adam 8 gün verince diğer oyuncular 8 gün erken geliyor. Şimdi işin o tarafı da var yani. O zaman Türkiye'deki takımlar bu politikasını düzeltmek zorunda. Türkiye'de bir kere spor hekimliği son derece önemli. Ama spor hekimliği inanılmaz önemli. Avrupalı almıyor. Bak kim alacaktı? Köln. Bizim istediğimiz bir santrofor vardı Fransa'dan. Unuttum şimdi ismini. Muayeneye soktu, geri gönderdi. Çocuk orayı tercih etti. O muayeneden sonra biz de şeyimizi kestik. Almadı. FC Köln takımı. Aynı muayeneyi biz burada yapamıyor muyuz? Bizde kaynıyor ya. Bizde sen neler oluyor? Her şey kaynıyor. Beşiktaş'ın hiç pozisyonu vermedi Beşiktaş'a. İstediklerinizi yapabildi mi sana? Dün burada dün çok çalışma yaptık. TRT'yi buraya arkadaşlarım siz rica ettiniz, geldiniz. İyi ki de geldiniz. Bizim çünkü futbolu ne yaptığımızı çok merak edenler var. Ya bunlar nasıl çalışıyor? Bir takımı, bir teknik adam nasıl hazırlamalı? Hafta içi ne yapıyor? Maçtan 2 gün önce ne yapıyor? Maçtan 1 gün önce ne yapıyor? Takımın taktik toplantısı nasıl oluyor? Antrenmanlarda rakibe göre nasıl çalışmalar yapılıyor? Bunlar herkes merak ettiği konular. Biz bu konuda çok açık, şeffafız yani. Hiç